Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 1 7 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Güneş e, Kova burcunda ilerliyor. Birçok gezegen Kova burcunda. Jüpiter Kova burcunda, Satürn Kova burcunda, Merkür Kova burcunda geriliyor ve 20 Şubat'a kadar da devam edecek gerilemesi ve bu hafta başı itibariyle 1 Şubat'ta Venüs de Kova burcuna geçecek. Evet Kova burcunda bir toplantı var gökyüzünde. Ee, ve bizim kişisel haritalarımızda Kova burcu hangi evimizde ise o yaşam alanlarında tabii ki daha fazla tesir altında olacağız. Ve sizin para eviniz, ikinci eviniz Kova. Demek ki bu kadar geçiş Kova burcundayken para konularında e, hızlı ve güçlü etkiler altındasınız. Ve üstelik şans gezegenleri Venüs ve Jüpiter'in de para evinizde olması bazı çok özel fırsatlar getirebilir size yatırımlarınıza dikkat edin. Evet Merkür geriliyor. Merkür gerilemesi biraz gecikmeler yaratabiliyor. En azından harcamalarda, alışverişlerde, yatırımlarda daha dikkatli olmamız gerektiğine, detaylara özen göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Belki bazı planlarımız biraz gecikebilir ama Kontroller yapmamız, tekrar bir şeyleri hesaplar yapmamız, ele, ele almamız için, belki yatırım planlarımızı tekrar düzenlememiz için de fırsatlar verebilir bu geçiş bize. Çok özel, daha önceden yapılmış bazı iş anlaşmalarının çalışmaların ya da yaptığımız yatırımların çok özel geri dönüşleriyle de karşılaşabiliriz. Fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Hafta başında pazartesi, salı, çarşamba akşamına kadar ay terazide olacak. Haftaya güçlü tesirlerle başlıyorsunuz, olumlu etkilerle başlıyorsunuz. Özellikle iş hayatınız, çalışma hayatınız, kariyer hayatınız ve tabii ki kazançlar alanınızda hafta başını iyi değerlendirebilirsiniz. Süre gelen işlerinizde de burada olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Perşembeden itibaren Ay Akrep burcunda son dördün fazına ulaşmış olacak. Ay Akrep'teyken Kova burcundaki Güneşle ve Boğa burcundaki Mars'la zıt açıda olacak. Bu biraz da gökyüzünde gerilim yaratabilir. Buna dikkat edelim. E, aşk hayatımızda bazı stresler oluşturabilir. Belki çocuklarla ilgili biraz endişe ve kaygı hissedebiliriz. Yine e, para konularında Belki bizi zorlayabilecek biraz masraflar olabilir. Bunlara daha dikkatli yaklaşalım. Çok dürtüsel davranmamaya çalışalım. Hafta sonu ay yay burcunda daha iyimsel hissedeceğiz kendimizi. İç dünyamıza yönelmemiz mümkün. Dinlenmek istediğimiz bir hafta sonu sakin geçirebiliriz. Böyle ruhsal konularla, maneviyatla ilgilenebiliriz. Ee, kendi özel alanımızda yalnız yaptığımız işlerle ilgilenebiliriz. Kitap okuyabiliriz. Ee, bu bizi dinlendirebilecek ama maddi özellikle ruhsal ve manevi anlamda da çok destekleyici olabilecek bir hafta sonu olabilir sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.